Sigarayı bırakmaya yardım. Mutluyuz çünkü anne ve baba olacağız. Ama sigara içiyoruz. Bırakmak istiyoruz ama nasıl? Wendy ve Steven anne ve baba olacak. Bunlar Wendy ve Steven. Wendy bebek bekliyor. Bu büyük bir sürprizdi. Wendy mutlu. İyi bir anne olmak istiyor. Steven gururlu çünkü baba olacak. Çocukları için en iyisini istiyorlar. Andy ve Steven hamilelik süresince sigara içmek istemiyor. Sigara içtikleri için kötü hissediyorlar. Ama sigarayı bırakmak kolay değil. Wendy hamile olduğu için artık daha az sigara içiyor. Steve de daha az sigara içiyor. Sigara içmenin iyi bir şey olmadığını biliyorlar. Dumandaki toksinler, örneğin nikotin, bebeğe geçiyor. Bu çok sağlıksız. Sigarayı bırakmakta zorlanıyor. Çünkü sigara içmeye alışmışlar. Stresli olduklarında veya sıkıldıklarında sigara içiyorlar. Ve sigara içen başka insanlarla bir arada olduklarında. Bırakıp bırakmayacaklarını bile bilmiyorlar. Wendy ve Stephen'ın bebeği, oksijeni ve besinleri Wendy'nin kanından alıyor. Wendy sigara içtiğinde bebek daha az oksijen ve besin alır. Bu da bebeklerinin iyi gelişmemesi anlamına gelir. Ama sigara içtiğinde bebek bazen prematüre doğar bebek, yarık dudak veya çarpık ayaklı da doğabilir. Bebekleri büyüdükçe yine sigaradan dolayı hastalanabilir. Örneğin astım sorunu yaşayabilir. Wendy ve Steven bebeklerinin iyi hissetmesini istiyor. Ve bebeklerinin tehlikeye atılmamasını istiyorlar. Sigarayı bırakmak istiyorlar. Ama nasıl? Sigarayı bırakmanın yararları. Bırakmayı başarabilirse, bunun sağlık açısından birçok yararı olacaktır. Danny ve Steven daha rahat nefes alabilecek. Aynı zamanda daha iyi koku ve tat alabilecekler. Yani yiyeceklerin tadı daha güzel gelecek. Dişlerinin sararması, ve kırışıklıklarının olması ihtimali daha düşük olacak. Boğazlarında daha az balgam olacak ve daha az öksürecekler. Ayrıca Wendy ve Steven daha iyi bir fiziğe ve daha çok enerjiye sahip olacaklar. Bu onları mutlu ediyor. Şu anda merdiven çıkarken çok çabuk nefesleri kesiliyor. Sigara satın almayı bırakırlarsa paralarını daha iyi şeyler için biriktirebilirler. Sizce bırakmak için iyi bir neden nedir? Wendy ve Steven'ın kadın doğum uzmanıyla randevuları var. Bebeklerinin ultrasonunu çektiriyorlar. Bebeğin hareket ettiğini görüyorlar. Bebeğimiz iyi mi? Wendy ve Steven'ın birçok soruları var. Kadın doğum uzmanı soruları yanıtlıyor. Wendy sigarayı birdenbire bırakmanın uygun olup olmadığını soruyor. Kadın doğum uzmanı açıklıyor. Bırakmanız sizin için çok iyidir. Bebek derhal daha fazla oksijen ve besin almaya başlar. Bu da daha iyi gelişmesini sağlar. Wendy şöyle der. Sigara içmediğimde stresli oluyorum. Stres bebek için Sigaradan daha mı kötüdür? Kadın doğum uzmanı açıklıyor. Sigara içmek bebek için stresten daha kötüdür. Ve sigara içmek de stresle sonuçlanır. Çünkü bağımlısınız. Kısa süreli stres yaşarsanız bu bebek için tehlikeli değildir. Dolayısıyla ara sıra stresli bir gün yaşarsanız bu bir sorun değildir. Vanny ve Steven sigarayı bırakmak istiyor. Bu zor bir iş, çünkü bağımlılar. Bir planla bırakmak daha kolaydır. Bir bırakma planı. Sigarayı bırakmak istiyorsanız, dört önemli madde vardır. Birincisi, bir bırakma günü seçin. Bu, Wendy ve Steven'ın sigarayı tamamen bırakacağı gündür. İkincisi, meşguliyet bulun. Danny ve Steven meşgul olurlarsa sigarayı daha az düşüneceklerdir. Üçüncüsü, birbirinize iyi bakın. Kendinize ve birbirinize iyi bakarsanız bebeğe de daha iyi bakmış olursunuz. Dördüncüsü, yardım isteyin. Sigarayı bırakmak kolay değildir. Başkalarının size yardımcı olması sigarayı bırakmanızı kolaylaştırır. Adım 1. Bırakma günü. Bugün Wendy ve Steven'ın bırakma günü. Wendy ve Steven'ın sigarayı bırakmayı planladığı gün. Tüm sigaraları çöpe attılar. Kül tabloları ve çakmakları da gitmek zorunda. Gülüyorlar. Çünkü bu tuhaf geliyor. Ama aynı zamanda iyi geliyor. Wendy düşünüyor. Hazırım. Bırakacağım. Kendim ve ailem için. Neyse ki bunu tek başıma yapmıyorum. Birlikte bunu başarabiliriz. Adım 2. Meşguliyet bulun. Wendy ve Steven sigarayı bıraktılar. Bu kolay olmadı. Bazen yorgun, huysuz veya kızgın hissettiler. Veya sigara içmek istediler. Bu normal. Bu duygular geçer. Bunun nedeni sigaradaki maddelerin hala vücutlarında yer almasıdır. Her gün daha kolay hale gelir. Wendy ve Steven meşgul olurlarsa sigarayı daha az düşüneceklerdir. Steven her hafta arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Wendy ve Steven haftada iki kere de birlikte yürüyüş yapıyorlar. Canları sigara içmek istediklerinde bir bardak su içiyorlar. Ardından başka bir şey yapıyorlar. Örneğin dışarıda yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek. Alışverişe gitmek. Bir arkadaşı ziyaret etmek. Temizlik yapmak veya çamaşır yıkamak. Sizin için iyi bir meşguliyet nedir? Adım 3. Birbirinize iyi bakın. Ben ve Steven artık sigarayı bıraktıkları için bazen çok acıkıyorlar. Açlık duygusu azalacaktır. Sağlıklı beslenmeye karar verdiler. Salatalık, domates, havuç, kuru yemişler ve meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar alıyorlar. Market alışverişini genelde Steven yapıyor. Wendy Sağlıklı şeyler hazırlıyor. Alışmak biraz zaman alıyor ama iyi hissetmelerini sağlıyor. Birbirlerine iyi bakarlarsa bebeklerine de iyi bakarlar. Adım 4. Yardım isteme. Danny ve Steven ailelerine ve arkadaşlarına sigarayı bıraktıklarını söylediler. Herkes onlarla gurur duydu. Artık evlerinde kimsenin sigara içmemesine karar verdiler. Arkadaşları ve aileleriyle bir araya geldiklerinde şunu soruyorlar. Biz sigarayı bıraktık ve hala zorlanıyoruz. Bizim etrafımızda sigara içmeyerek bize yardımcı olmak ister misiniz? Siz sigara içmezseniz bu bizim işimizi kolaylaştırır. Devam edin, yapabilirsiniz. Bir keresinde Wendy pes eder. Bir sigara içer. Kendini kötü hisseder. Wendy kadın doğum uzmanını arar. Kadın doğum uzmanı şöyle der. Hatalar olabilir. Kendinle gurur duymalısın. Şu ana kadar bir haftadır içmiyordun. İstersen yeniden bırakabilirsin. Bunu yapabileceğini biliyorsun. Ertesi gün Wendy yeniden bırakır. Wendy gururludur. Çünkü sigara içmediği her gün önemlidir.